Rasim Ozan Kütahyalı ve Ali Koç'la ilgili yayınladığım videonun altına binlerce yorum ve mesaj iliştirmişsiniz. Bana da iyi saydırmışsınız. Şimdi önce şunu bir net olarak belirleyelim arkadaşlar. Benim kendimle Allah'ım arasında bir namus sözüm var, bir ahdim var. Ben size rağmen yayıncılık, gazetecilik yapmam. Meslek hayatım boyunca ben Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere hiçbir siyasetçiye popülarite için, menfaat için, torpil için yakın durmadım. Allah şahit, çevremdekiler de şahit. Ben millete yakın duracağım. Benim işim milletin isyanını, feryadını, feveranını Cumhurbaşkanına yukarıya iletmektir. Bu nedenle sizin gönül kırgınlığınız benim için kıyametin kopması gibi bir şeydir. Bu anlamda bu videoda biraz gönlünüzü almaya çalışacağım. Benim gönlümü kıran mesajlar yazanlar da olmuş. Karşılıklı birbirimizin gönlünü alacağız. Şimdi bazı mesajlar var, onlara özel olarak cevap vermem lazım. Bazı arkadaşlar demiş ki senin bu noktada Rasim Ozan Kütahyalı'yı savunman lazımdı. Bak, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisini savunabildiği ve haksızlığa uğradığı bir noktada ben Rasim Ozan Kütahyalı'yı savunabilirim. Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisini savunamadığı bir noktada benim çıkıp onun adına kendisini savunmam yanlış, yanlış oğlu yanlış olur. Bakın Ali Koç o yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2013 öncesi bir yazısını okudu. Bir konuşmasını dinletti, seslendirdi ve Rasim Ozan Kütahyalı orada aleni bir şekilde biz FETÖ ile birlikte Fenerbahçe'ye operasyon yaptık. Fenerbahçe'nin sportif başarısını engellemek içindi bu diye ben bu işi üstlendim o dönemde diye bir itirafta bulunuyor. Şimdi ya o dönemde hepimiz FETÖ'ye destek verdik ama FETÖ'nün bir terör örgütü olmadığını bilerek destek verdik. Ama Rasim Ozan Kütahyalı'nın burada söylediği, Ali Koç'un da dillendirdiği şey bir fecaat. Rasim Ozan Kütahyalı buna bir cevap veremediğinde, Rasim Ozan Kütahyalı Ali Koç'un hakaretleri karşısında ya başkanım ya falan dediğinde ben babamın oğlu da olsa acımam abi. Ben bir ekrana çıkıyorsam, birinin karşısına çıkıyorsam, haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradığım noktada onu dar ağacına çeker gibi konuşurum. Ona kaçacak alan bırakmam. Rasim Ozan Kütahyalı'nın oradaki o davranışı çok laçkaydı. Çok böyle silikti, sinikti. Ben bunu eleştirdim. Peki ben bunu eleştirirken Ali Koç'un yanında yer alıp Rasim Ozan Kütahyalı'nın karşısında mı yer aldım? Bak samimi bir şey söyleyeyim. Bana 1.000 kere Ali Koç ya da 1.000 kere Rasim Ozan Kütahyalı deyin. Bir kere Ali Koç'un yanında yer almam, 1.000 kere Rasim Ozan Kütahyalı'nın yanında yer alırım. Çünkü benim bir ilkem, bir prensibim var. Kim olursa olsun benim hak davası olarak gördüğüm davaya şu kadar faydası olan birisi benim için daha muteverdir. Ben onun yanında yer alırım derim. Rasim Ozan Kütahyalı'yı çok acı sözlerle eleştirdim. Evet gerçekten de Ali Koç kendisini çok hırpaladı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın orada yumruk yumruğa kavga etme pahasına Ali Koç'u oraya gömüp çıkıp gitmesi lazımdı. Ali Koç o kadar hakaret ettikten sonra, böğürme dedikten sonra, yok bilmem işte ya ağza alınmayacak şeyler söyledikten sonra siz de cemaate destek vermiştiniz Koç grubu olarak demesi benim için bir anlam ifade etmedi. Önemli miydi? Önemliydi ama lafı yerinde ve zamanında söyleyeceksin. Rasim Ozan Kütahyalı bunu yapmadı. Ali Koç'un yanında yer almak ya Allah bu canı bedeninden alsın. Bana öyle bir şey nasip etmesin. Bak ben size bir şey anlatayım arkadaşlar. Ali Koç'un yanında niye yer almayacağımı ve Ali Koç'a ne zaman tavır koyduğumu, tepki koyduğumu bilmeniz açısından söylüyorum. 2013 yılında Gezi olayları başlamış. Gezi Parkı'nı yakıp yıkıyorlar. İşte ağaçlara Tayyip asılacak burada diye ip asmışlar. Ondan sonra benim Gezi olaylarını eleştiren bazı yazılarımı oraya böyle şey yapmışlar.
vurulacak, bu bilmem ortadan kaldırılacak kişiler listesine beni koymuşlar falan. O dönemde bu taşkınlıklardan sonra Ali Koç aldı bunları Divan Otel'de ağırladı. Hatırlarsanız tam da o dönemlerde böyle AK Partililere koyun benzetmesi yapılmaya çalışılıyordu. Koyun, 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 her gün böyle koyun diyorlar. Ben o gün bir yazı yazdım ve o yazının finalini şöyle bitirmiştim. Demiştim ki sen kullanılıyorsun, kullanışlı bir aparatsın, figüransın, aptalsın, gerizekalısın. Bütün bunlara rağmen dönüp AK Parti seçmenine koyun diyorsan, yok arkadaş, eğer koyunun kim olduğunu görmek istiyorsan arkandaki koça bak demiştim. Ve ben o dönemde internet haber yayın grubunun başındaydım. Medya grup başkanıydım. Sabancı grubunun Koç grubundan pek çok firma internet habere ekonomik baskı uygulayarak Süleyman Özışık'la yolunu ayıracaksın dedi. Ve ben kendi kurucusu olduğum internet haberin başından ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi bu noktada ben Sayın Rasim Ozan Kütahyalı'yı bırakacağım, Ali Koç'un yanında yer alacağım, bilmem işte onu destekleyeceğim, yok para almışım falan. Bunlar bana göre şeyler değil. Yani ben az önce de söyledim. Bak bu piyasada benim hakkımda sayısız iftira ve hakarette bulunan kişiler var. Çoğunu siz de destekliyorsunuz. Adlarını vermeyeyim şimdi. Ya benim desteklediğim adama niye laf söyledin diye bir gönül kırgınlığı oluşturmayayım sizde. Ama hem vallahi hem billahi bugüne kadar şahitlerim de var. Ya falan kişi senin hakkında bunu söyledi. Ya filan kişi senin hakkında şöyle bir iddiada bulundu. Arkadaş, o insanlar benim inandığım davaya aha şu kadar bir emek vermiş olabilir. Ben onların aleyhine konuşmayacağım. Açıktan konuşmayacağım. Gün gelir yüzlerine karşı hatalarını, yanlışlarını konuşurum, gümbür gümbür konuşurum. Ne gerekiyorsa da söylerim dedim. Bir de arkadaşlar sizden şunu istirham ediyorum. Farkındayım siz bir fotoğraf görüyorsunuz ve o fotoğrafın üzerine yorum yapıyorsunuz. Aa, bu kişi AK Parti'yi destekledi. Aa, bu kişi de destekledi. Sen niye ona böyle söyledin? Arkadaşlar sizden bir kardeşiniz olarak, dostunuz olarak şunu istirham ediyorum. AK Parti'yi savunan kişilerin AK Parti'yi niye savunduğunu, neyin karşılığında savunduğunu bir araştırın bakalım. Mesela başlangıç noktasıyla bitiş noktasını bir değerlendir. Bak geçmişte atıyorum aklıma gelen ilk isimleri. Sevilay Yılmaz da AK Parti'yi destekliyordu, değil mi? Şimdi nerede? Destekliyor mu? En son HDP'yi desteklediğini açıkladı. Nagihan Alçı da destekliyordu. Nerede? Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, bilmem işte şu bu falan, birçoğu destekliyordu. Şu anda neredeler? Karar Gazetesi'ndeki gazetecilerin, yazarların tamamı AK Parti'yi bir dönem destekliyordu. Şimdi neredeler? Siz bunu görmüyorsunuz arkadaşlar. Bazı isimler var. AK Parti'yi destekliyormuş gibi görünüyor ama onların kazancını alın bir tane ateiste, geziciye verin. Daha hararetli bir şekilde AK Parti'yi destekler. Ya adam AK Parti'yi destekliyorum diye televizyonlara genel yayın yönetmeni oluyor, programlar veriliyor, gazetelerin genel yayın yönetmeni oluyor. Yok işte bilmem bazı genel başkan yardımcılarıyla birlikte oluyor, reklam ajansı kuruyor, milyonları kazanıyor. Ondan sonracığıma sonra iş bir noktada AK Parti bakıyor ki Cumhurbaşkanı oldu. Dalavericinin tekiymiş. Kapının dışına atıyor. O insan gidiyor bir anda Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve AK Parti'nin savunduğu davanın baş düşmanı oluyor. Şimdi siz ya bu falan dönemde böyle böyle desteklemişti diyorsunuz. Ya bu 2013'te Rasim Ozan Kütahyalı AK Parti'yi destekledi, FETÖ'nün karşısında durdu diyorsun. Evet. Allah katında da şahitlik yaparım. Adam bunu yaptı kardeşim. Ve çok ilginç olan şey şudur. Rasim Ozan Kütahyalı o günden sonra ekonomik olarak da çok yukarı doğru gitmedi. Yani bunu bir kazanç amacıyla yaptığına ben inanmıyorum kardeşim. Ama piyasada sizin şu anda çok özür dilerim. Vay canım abim nasıl da savunuyor diye
hararetle desteklediğiniz kişilere bakın. O kişilerin bir de nereden nereye çıktıklarına bir bakın. Sonra lan bir dönem bu da destekliyordu ve ekonomik olarak yukarı çıktı. Sonra o ekonomik şartları haksızca edindiği ortaya çıkınca o ekonomik koşullar elinden alındı. Şu anda AK Parti'ye saydırıyor diye göreceksiniz. Elif Çakırlar vardı değil mi? İşte Kabataş'la ilgili iddiaları ortaya atanlar. Karar Gazetesi'ndeki herkese bakın. Taraf Gazetesi'ndeki herkese bakın. Bir dönem bu davayı savunuyorlardı. Bir dönem Cumhurbaşkanı için ölürüz diyorlardı. Yani ben şunu iftiharla, gururla, şerefimi ortaya koyarak söylüyorum. Kardeşim ben AK Parti'yi savunduğum günde kiradaydım. Bugün de kiradayım. Ben AK Parti'yi savunduğum dönemde ne kadar kazancım varsa bugün de o kadar kazancım var. Yakın çevrem beni biliyor. Çünkü ben AK Parti'yi AK Parti olduğu için, Cumhurbaşkanı'nın uzun boyu, kara kaşı, kara gözü için savunmuyorum. Ben bir değerler silsilesine önem veriyorum. O değerler silsilesine önem veren grup AK Parti ve Cumhurbaşkanı olarak benim karşıma çıkıyor. Allah rızası için ben onlara destek veriyorum. İstirham ediyorum. Bundan sonra eleştirilerinizi yaparken ve birilerine destek verirken bu kıstasları göz önünde bulundurun, ona göre yorum yapın diyorum. Eğer o son videodan dolayı, yani Rasim Ozan videosundan dolayı tekrar söylüyorum. Rasim Ozan'ı ben sert bir dille eleştirdim. Dost acı söyler. Bir insan ne kadar acı konuşursa bilin ki o kadar dosttur tezine sığınarak söyledim. Yarın aynı şey olsun, yarın yine aynı şeyi yaparım. Ama bu noktada eğer sizin gücünüze giden bir cümlem, kelimem, bilmem, hareketim falan olmuşsa tekrar söylüyorum. Ben sizin bırak dediğiniz noktada bırakırım, sizin devam et dediğiniz noktada devam ederim. Ben bu noktada başımın üzerinde yeri olan insanlardan bir tekini bile kırmışsam hakkını bana helal etmesini istiyorum. Çok çok da özür diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum.